Geldin mi oğlum? Söylediklerini duyunca şaşa kalacaksın ha. Havva konuşmaya başlamış. Sana söylüyorum oğlum. Kız konuşuyor diyorum. Bu sefer sen mi küçük dilini yuttun? Ben şaşırdım sadece. Üstelik sadece o da değil. Eli kolu da açılmış kızın. Ya desene iyileşiyor. Onu söyle de nasıl öğrendiğimi duyunca daha çok şaşıracaksın. Nasıl? Bizim kız kendine gelince bir yerden telefon bulup Yusuf'a mesaj atmış. Nasıl ya? Yusuf öğrendi mi yani Havva'nın yaşadığını? Onca şey boşa mı gitti? Ya dur bir dinle. Telefon Yusuf'tan önce Hamiyet'in eline geçmiş. Kadın atmaca. Ondan kaçar mı? Etekleri tutuşmuş. Uça uça buraya geldi. Kıyameti koparttı yeminle. Şimdi bizi apar topar yarın Amerika'ya yolluyor. Ben ne yapacağım peki? Sizinle gelmem lazım. Ama öyle hemen pasaport falan ayarlayamam ki. Bir dakika. Senin suratına ne oldu öyle? Bana bak. Eskisi iyileşmeden yenisini mi kondurdun? Yoksa Bekir'le mi kapıştın? Sahi o iş ne oldu? Yusuf'la konuşmuş mu herif? Aman bana ne? Yani Hamiyet de bizi postalayınca her şey hallolacak sanıyor. Hele biz bir ortalıktan kaybolalım, o herif gider Hamiyet'in başına teberler olur inşallah. Nasıl olsa Yusuf bizi koca Amerika'da bulacak değil ya. Bekir istesen de konuşamaz artık. Sen öyle san. Tekin değil o herif. Baba, işler bildiğin gibi değil. Benim de sizinle gelmem şart. Bir yolunu bulup Amerika'ya gelmeliyim. Oğlum. Sen ne halt yedin? Öldü. Üstüne iyi oldu. Öldü mü? Kesin. Eminsin yani. Baba kaç kere söyledim. 9 canı olsa bir tanesi sağ kalmaz. Öyle bir yerden düştü ki. Elimden kaymasıyla çakılıp parçalanması bir oldu. Cep telefonunu almayı akıl etseydin bari. Ya resimleri falan bulurlarsa. Allah'ım başımıza daha neler gelecek. Şu Amerika'ya bir varalım. Fakir fukaraya kurban kesip dağıtacağım yeminle. Demek her şeyi öğrendi. Peki ya beni? Her şeyi bildiğimi, Yusuf'u vurduğumu da öğrendi mi? Bana paf kırmaktan sana sıra gelmedi. Eğer bilseydi sana da bir iki tane saydırırdı. Demek ki haberi yok.
Dokunma bana. Şu halimle bile bir tek sana güvendim. Bir kere doğru söyleseydin de yanılsaydın beni. Hanımım, taze barbunyayı aldım, pişirdim dışarıda, tamam mı? Sultan. Buyur hanımım. Çok mutlu gibisin. Öyle mi? Hı? Öyle müjdeli bir haber almış gibisin. Yoo. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Haşa hanımım. Ayından oyundan uğraşacak halim yok. Acımdan boğulmuşum. İyi, hadi bakalım. Bak işine. Yas tutsak yetti mi der? Gülsek vakti mi der? Yaranamadım ya. Yaranamam da. Hava ne olur benden yüzünü çevirme ne olur. Bırak Cüneyt sus. Ben sana sordum, itiraf etmen için şans verdim. Bildiğim benden sakladığım bir şey var mı dedim. Sen ne yaptın? Yalan söyledin. Diyemedim abla. Lal oldu dilim. Diyemezsin tabii. Havva, ben Yusuf'u vurdum. Seni de yaşarken öldürdüm diyemezsin tabii. Anca saklarsın sen. Ben ne yaptımsa senin için yaptım. Yusuf'u bile senin uğruna vurdum. Ama korktum. Yüzüme bakmazsın diye korktum Havva. Yaşadığını öğrendiğimde iş işten geçmişti zaten. Desem ki hal böyleyken böyle ilk fırsatta Yusuf'a gidecektin. Öyle de yapmadın mı zaten? Yusuf için söylediklerin de yalandı değil mi? Yemin ederim onlar doğruydu Havva. Bade ile balonda el ele göz göze gününü gün ediyordu. Sana kanıtlayacaktım ama yapamadım. Of, yeter Cüneyt. Yeter yalan dolan dinlemeye mecalim yok benim. Ama sana iki çift lafım var. Eğer bir adam gerçekten seviyorsa... ...her şeyden öte tutar sevdiğini. Kendinden bile. Dünya durur önünde, dünya. Sen beni gerçekten sevseydin, anneme, kardeşime, Yusuf'a ulaşmama yardım ederdin. İçin parçalansa bile yapardın, dayanamazdın. Ama sen ne yaptın? Korktun. Beni bu çaresizliğe bıraktın sen. Yaşayan bir ölüyü sevmeyi tercih ettin. Bencillik ettin Cüneyt. Çok bencillik ettin. Babam da, sen de... ...ne yaptıysanız kendiniz için yaptınız. Kendinize yaptınız. O yüzden bana senin için falan demeyi hiç. Babama da söyledim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.